merhabalar. Burası İzmir'den yaklaşık 1 saat uzaklıkta Selçuk ilçesine bağlı bir köy. Asıl ismi Kırkıncaymış. 1923 mübadelesinden sonra Rumlardan Türklerin eline geçince zamanla ismi Çirkince olmuş ve 1926 yılında İzmir valisi Kazım Dirik buranın ismini Şirince olarak değiştirmiş. Genel olarak köy geçimini bağcılıktan ve şarap yapımından sağlıyor. Biz de şimdi şarap dükkanlarını gezip şarap tadımı yapacağız. Biz genel olarak Şirince'yi çok seviyoruz. Hem bize çok yakın olmasından dolayı hem doğasının çok güzel, çok gerçekten adı gibi şirin bir köy olmasından dolayı sık sık geliyoruz. Burada köylü teyzeler aynı zamanda gözleme de yapıyorlar. Çok güzel yayık ayranı da yapıyorlar. Onları tatmak da güzel oluyor ara sıra gelip. Çok güzel bir köy, tavsiye ediyoruz o yüzden gelmenizi. Arkamdaki manzarayla buluştum. Normal bende. Müsaadeleri belli ediyor. Ben de sorumluyum. Neyse. Bak geldiğine göre yumuşak bir, daha sert. Ama neyim? Burada çok küçük bir kilise var. Kilisenin hemen önündeki bahçede ufacık bir çay bahçesi gibi bir kafe var. Buradan sadece köyün manzarası çok güzel. Bir de havuzla, dilek havuzu olduğu için para atıp dilek diliyorsunuz. Kiliseden bakınca da manzara bu. Şimdi Burçak havuza para atmayı deneyecek. Burada küçük bir delik var, oraya sokmayı deneyecek ama kesin sokamayacak. Aa, ne geri girdi? Nereden? Hayır öyle olmaz, böyle atacaksın. Ama öyle olmaz. Allah'tan 10 kuruş 10 kuruş getirdim de. Batırmayacağım bizi. Al dene bile. Hadi bakalım. Yok gir. Ya ben sanırım girmiyor diye. Bak şimdi. Ya. Merhaba, biz tadım yapabiliyor muyuz? Tabii ki. Tamam. Bu ananas şarabı mı? He tamam, ben susandım biliyor musun? Gerçekten bu kadar. Tamam. Beğendiyseniz sonra alabilirsiniz. Ananas, tamam. Çok ananas. Bu da kızılcık şarabı. Sadece bizim bankamızda bundan büyük. Bu kızılcık. Aynen. Tamam. Bize şöyle var. Hafif tatlı olanı var mesela. Üzüm ama hafif tatlı. Bence ikisi de güzeldi. Bu da bir deneyim. Kaç çeşit var? Bunlar kesin 10 çeşit falan. 10 çeşit falan. Bence bu en kötü deneyim. İçtiklerimiz var. Bu da karatuz. Aynen. Bu da köyün en popüler ürünü. Karatuz. Bu da tatlı. Birbirlerine tatlı. Ha. En çok şey karadut mu biliniyor? Aynen. Ben de bilirim. En çok tercih ediyorum.
Ne kadar peki? Denediklerinizde su içi sözü çede diğerleri çekti. Onlar 50, bunlar 40. Aynen. Hepsi yüksek alkolü. Daha böyle az aromalı bir ürününüz olsa onu da deneyelim. O ne? Bu yaban mersini. Ya. Az şeker olur. Da bayağı karışık bir şey. Şey de yok ya. Etiketi. Kendi yaptığım bıçak. Tamam, meyveli yani değil mi? Karışık meyveli. Bir şey mi? Karışık. Meyvesi meyveden karışımından yapılıyor. Alkolü biraz yüksek, %14-14.5 civarında. Evet. Değişik bu biraz. Fena. Buna satıyor musunuz? Evet. Ha. Yani şöyle aslında, bence ananas güzeldi, kızılcık güzeldi, karadut güzeldi. Kızılcık şarabı alayım bir tane. Tatlı seviyorsanız tatlı şaraplar da var. Mesela bunu deneyebilirsiniz. Merhaba, sonunda Hodri Meydan Kulesi'ni bulduk, bayağı dolaştık. Bulması kolay değil. Aşağıda Nişanyalı'nın oteli var. O otele sorduk. O otel de bizden kimliklerimizi aldı. Ve kulenin köyün bir yapısı değil, kendilerinin bir yapısı olduğunu ancak kimliğimizi vererek bize anahtarı verebileceklerini söyledi. Şimdi arkamızdaki kuleye çıkacağız. Hadi çıkalım. Çok değişik bir hikayesi var aslında. Normalde şuradaydı sanırım. Bir yazı yazıyordu burada, zalimlerin aczini görmek, göstermek için inşa edilmiştir diye. Ama şu an yazmıyor, çıkarmış olabilirler. Şimdi onu anlatırız. Evet, güzel bir yere geldik. Güzel bir şirince manzarası var. Çok hoş gerçekten. Nişanyan bu kuleyi inşa etmeden önce aslında köydeki eski evleri restore etmeye başlıyor. Hiçbir yerden izin almadan. Buna tabi devlet karşı geliyor ve İzmir valisi o dönemde açıklama yapıyor. Nişanyan'ın yaptırdığı evleri yıkacağız diye. Ona inat olarak aslında bu kuleyi yapıyor. İsmini de Hodri Meydan Kulesi koyuyor. Hadi bakalım, yıkabiliyorsanız yıkan gibisinden. Ve üstüne şu notu düşüyor. Şimdi aşağıda onu gösterdim az önce, çıkarmışlar gibi duruyor. Zalimin aczini görmek ve göstermek için inşa edilmiştir diye. Bayağı asi bir hareketmiş. Daha sonradan 2014 yılında bu nedenden dolayı hapse düşüyor. 2017'de de kaçıyor ve Yunanistan'a sığınıyor. Şu an onun yaptırdığı kuledeyiz biz de. Şirince manzarası güzel. Böyle. Çok hoş bir yer. Değişik yani. Bir masa var. Masa koymuşlar. Bir de divan koymuşlar. Merhabalar, Nesin Matematik Köyü'ne geldik. Burası Şirince'nin yaklaşık 1 kilometre dışında kurulmuş olan bir köy. Bu köyün kurulmasına Ali Nesin ve Seven Nişanlı'nın öncülük etmiş. Ali Nesin memlekete döndükten sonra 1995 yılında babasının ölümünden sonra matematik dersi verdiği öğrencilerin gerçekten seviyesinin yetersiz olduğunu görüyor. Bu öğrencilere kendi evinde ve daha sonra Nesin Vakfı'nda etütler veriyor. Bakıyor ki hala yetmiyor, böyle bir köy kurmayı düşünüyor. Burada her yazları ya da her tatillerde çeşitli kurslar veriliyor. Asıl amaç dediğimiz gibi öğrencilere matematiğin gösterilmeyen, müfredatın girilmeyen kısımlarını anlatmak ve matematiği sevdirmek. Bunun yanında öğrenciler aslında köy işlerini de üstleniyorlar. Yani evlerin önünü süpürmek, bulaşıkları yıkamak gibi sosyal işlerde de çalışıyorlar. Böyle güzel bir proje kurmuşlar. Buranın hemen yanında tiyatro medresesi diye bir yer var. Tiyatro medresesinin kuruluş amacı da aslında çok güzel. Orası da sahne sanatlarını, tiyatroyu araştırmak amacıyla kurulmuş bir merkez. Oraya çeşitli sanatçılar geliyor, gösterilerini sergiliyorlar. Orada bir sürü insan konaklayabiliyor. Biz iki yeri de hem tiyatro medresesini hem burayı çok beğendik. Aa,
Merhabalar, bir videonun daha sonuna geldik. Matematik köyüyle ve tiyatro medresesiyle yapılan etkinliklerle ilgili linkleri aşağıya bırakıyoruz. Şirince'yi, matematik köyünü ve tiyatro medresesini çok beğeniyoruz. Sizin de gelmenizi tavsiye ederiz. Hoşçakalın.